Hatay Harbiye'de misafirlerini baş tacı yapan Tarbuş Otel ve Restoran Hatay yolcularını sunar. Eline de almış mendili, geçmiş halay başına. Şaşırıp duruyorsun, ne iş açtın başına? Eline de almış mendili, geçmiş halay başına. Şaşırıp duruyorsun, ne iş açtın başına? Elini de salla ule, kolunu da salla ule. O güzel gözlerine bakmak geldi içimden. Sarılıp da boynuna öpmek geldi içimden. O güzel gözlerine bakmak geldi içimden. Sarılıp da boynuna öpmek geldi içimden. İşte geldim sekize, yedi bitti, altıda sitti bitti, sabah bitti, kemsi bitti, araba bitti, lade bitti, neyin bitti, bir bitti, yani bir bitti. Şimdi sekizdeyiz efendim. Sekizinci bölüme geldik. Sevgiler, mutluluklar. Yine gırgır skeç şamata. Her şey bu bölümde efendim. Sevgilerimizi sunuyoruz efendim. Güzel şarkılarımızla, skeçlerimizle, oyunlarımızla, RT'de ekranlarında her cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba sizlerle olmanın gururunu yaşıyoruz efendim. Evet. Her gün varız ekranlarda haberden önce. Seyredin, kaçırmayın, sonra yanlış olur, kaybediniz olur, her şey olur. Evet, bölüm 8. Başkanımıza, Lütfi Savaş'ımıza, Nuri Otelimize, Kuzeytepe'deki efendim Eren kardeşimize, ana sponsorumuza ve katkılarından dolayı bizim güzel böyle PBC'lerin kralı Aslan kardeşimize. Evet, o da bizim sponsorumuz, yakışıklı, süper bir insan. Hele bir de bağlamacı var, Allah'ım Allah'ım. Bizim otelde onu seyretmeyince sihirli parmak iletti barbuşta. Haydi 8 bölüm. Ya bırak konuşmayı şimdi, sana bak, bak bu bizim aşçı başı. Bu bizim Ami Semir. Hangisi ya? Bu Ami Semir. Buraları yapan. Ben de Yunus Bülbül. Sen şimdi incir mi yiyorsun? Abi bırak da iki tane incir yiyeyim ben. Elleme. Elinle elliyor adam ya. Harbiye yiyorsun. Harbiye? Evet. Ami Yunus var orada. Ami Yunus sahibi. He. Bir de çok güzel bir yakışıklı kardeşim var. Oraya gideriz. Abi şunu yiyeyim mi? Müsaade et. Ye bakayım. Şimdi Mezihet abiye söyledim ben, Yunus abiyle beraber. Bize böyle bizim Semir abi bize getirdiği gibi, o da böyle dolu dolu böyle incirler getirecek. Hı. Evet, gidelim. Tamam, gidelim abi. Hidrolik! Evet, gidelim oraya Harbiye, yallah. Böyle mi gideceğim? Bir fincan kahve olsam, 40 yıl hatırım vardı. Ömrümü ben sana verdim, benim sevsen ne vardır? Kafe Hidro. Bir fincan kahve olsam, 40 yıl hatırım vardır. Ömrümü ben sana verdim, beni sevsen ne vardır? Manzaraya bak, manzaraya. Allah Allah! Efendim niye bir fincan kahve olsam dedim? Çünkü 40 yıllık süper bir yer bu Harbiye'de. Sevgili Hidro Restaurant Hidro. Evet efendim, 40 yıllık bir eski süper. Merhaba ya ammu. Allah'ım. Evet efendim. Bu güzel mekanı bilmeyen yok, her tarafı böyle yeşilliklerle, sularla, süper, her şeyle dolu. Alt katı, üst katı, kışlı, yazlı, her zaman dolu dolu bir yer efendim. Evet. Görüyorsunuz ne güzel upuzun bir giriş. Dışarıdan da buradan da girişi var efendim. Bu güzel müessese efendim 40 yıldır var ve kimse yıkamadı.
yıkamaz da bu müesseseyi. Her zaman herkes bilir burayı. Herkesin uğrak yeri efendim burası. Sevgili Meziyet Karateke ve Yunus Öztürk idaresindeki bu güzel turistik restorantımız kebap çeşitleri, tavuk, ızgara, künefe, Hatay'ın her çeşitli lezzeti olan, her şeyi var olan güler yüzlü personeliyle çok keyifli bir yer efendim. 40 yıllık bir şarap gibi, mahzendeki şarap gibi efendim, bir fincan kahve olsam 40 yıl hatırım vardır gibi. Evet, herkesin bildiği, herkesin uğrak yeri, lezzet durağı. Burası Meziyet Baba'nın mekanı. Bir yerlerde buluşalım, oturup da konuşalım. Evet sayın seyirciler, geldik. Çok güzel bir aile yemişler. Şimdi biraz sonra ya künefe yiyecekler, ya meyve yiyecekler, çay kahve içecekler. Değil mi efendim? Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Allah razı olsun. Nasılsınız? Ne güzel. Çocukları da gelmiş. Bu dört de senin mi? Yok. İkisi kuzenleri. Ne güzel. Allah İkisi var. Benim. Merhaba. Adın ne senin? Adın ne? Ece. Sen adın ne? Ece. Ne? Çıkart ağzından bakayım. Adın ne senin? Efe. Efe. Efelerin efesi. Efesi. Hatay'da harfiye de efesi. Nasıl bir yer burası ki? Valla İstanbul'uz normaliz. Daha doğrusu buralıyım da. Heh. İstanbul'da yaşıyoruz. Ne güzel. Nerede? Küçükçekmece'de. Oo, bize yakınsın da. Öyle mi? Oo, ben de Beylikdüzü'ndeyim. Yakınsın o zaman. Buraya geldim. Küçükçekmece neresinde? Halkalı. Oo, süper. Ne yapıyorsun orada hocam? 20 senedir orada işte. Restoran, market sektörüyle uğraşıyorum. Ha, ne güzel, bravo. Harbi lisin galiba. Yok, Antakya merkezliyim. Antakya, Allah'ını sevdim. Hem şu hem şu. Gerçi bizim Türkiye her tarafı güzel. Her tarafı güzel tabii yani. Ama İstanbul'da tabii bu trafik. Ama ben havalanla 5 saatte gidiyorum ben. Zaten bir trafik çilesi var orada ya, başka bir şey yok. Tabii, yoksa cennet tabii. Aynen, orası da sevdiğimiz saydığımız bir yer ya. Hep orada mı kalıyorsun? Aynen. Ne güzel. Anne baba burada inşallah. Derler ya, doyduğun yer mi, doğduğun yer mi? Doğduğumuz yerde şu anda. Nasıl, lezzet güzel mi burada? Her zaman geliyorsun buraya. Ya, çünkü burası 40 yıllık bir müessese. Ya geldiğim zaman genelde burayı tercih ediyoruz. Güzel. Hangi takmutluyorsun? Beştaşlıyız tabii ki. Sen de bizdensin. Neyse ama ben işte böyle bazen diyor kızıyorlar bana ama Fenerbahçe'de var, Galatasaray'da var, Bursa Spor var, Trabzon var. Değil mi abi? Manisa var. Sen nasıl, beğeniyor musun burayı? Evet. Vallahi. Her zaman getiriyor mu buraya? Yani. Buraya geldiğiniz zaman değil mi? Aynen, müsait oldukça. Ama lezzet güzel değil mi? Evet. Bir de bak, İstanbul'da ya. Söyleyeceğim. Evet. Var da böyle değil abi. İçine künefe. Orada ye, burada ye. Bakalım farkına bak değil mi abi? Aynen öyle. Evet, orada tabağını bu şekilde bulamayız. Orada tabağını bu şekilde bulamayız. Memnunsunuz yani. Çok. Çok. Ne güzel. Efendim çok güzel bir çift yemek yiyecekler, sipariş verdiler. Bizi çekme demediler ama. Ama çekmesen ne olur dediler. Ama beni kırmadılar. Sağ olsunlar. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız efendim? Sağ olasın, Allah razı olsun. İyi misin? Çok şükür. Yani çok ne güzel saçlar. Beşiktaş gibi. Valla harika, harika. Nasıl, Fenerbahçeli misin? Yok, hayır. Hiçbir takımı tutmuyorum. Takımları da sevmiyorum. Lan mı? Tabii ki. Hatay'ı sev. Hatay'ı severiz ya. Hatay bizim memleketimiz ya. Evet. Hatay Spor'u da severiz. Sağ olsun bizim başkanımız desteğiyle. Lütfi Savaş. Ve 3 puanı aldı bu hafta. Vay harika. Nasıl bir yer burası abi? Burası nezih. Temiz, yemekleriyle, her şeyle çok ünlü, çok güzel bir yer. Hani Meziyet'le Ami Yunus'un yeri burası. Hoş üstüne. Hani bir misal derler yani, bir kahvenin 40 yıl hatırı vardı. Burası da 40 yıllık bir müessese. Ben küçükken yemin ediyorum gelmiştim. Yani o zamandan hatırladım. Ya burası fena. Her tarafı ne için bunlar şey mi?
Harbiye'nin suları. Evet. Ne güzel. Bu hidro havuzu işte. Hidro havuzu. Evet, meşhur olan tarafı da bulunuyor. Çok güzel. Evet. Sen yenge ne diyorsun güzel? Çok beğeniyoruz. Sık sık geliyoruz. Her zaman geliyor musunuz? Her zaman geliyoruz. Biz bütün mekanları geziyoruz. Evet. Bugün bizim evlilik yıl dönümümüz. Çocuklarımız özellikle baş başa kutlamamızı istediler. Çok teşekkürler. İnşallah. Kaç sene oldu? 20 sene. İnşallah. 35 sene daha gider. 35 sene ne ki? Yarın 35 sene. Ben 50-60 sene düşünüyorum. Tabii Allah nasip edersin. Allah sağlıklı uzun ömürler versin. Doğum günü bana geldiğin gündü. Gönlümdeki özlem ateşi söndü. Ağlayan gözlerim seninle güldü. Ben doğdum doğalı, şimdi mutluyum. Ne? Efendim, mutluluklar, tebrikler, afiyet, bal şeker olsun. Ve çok güzel bir aile. Gerçi burada her aile müzik bir aile. Hataylılar hakikaten, gerçi bizim Türkiye'nin tüm insanları da güzel. Hataylıların ayrı bir özelliği var. Tertemiz. Şuraya bak, ne güzel. Anne burada, merhaba. Merhaba. İyi bir sahan. Elhamdülillah, mleyhan. Ya ne güzel. İyi misin? Elhamdülillah, çok şükür. Evet. Kızın mı? Yeğenim. Yeni? Yeğenim. Evet. Aynısı. Yengisi. Evet. Bu beyefendi? Evet. Kocası. Yer. Allah mutlu etsin. Hangi Almanya'da mı yaşıyorsunuz? Fransa'da. Paris'te. Paris'te. Evet. S'il vous plaît, Brot. S'il vous plaît. Tatildesiniz. Paris'e geçenlerde geldik. Très bien, très bien. Vous êtes le bienvenu, monsieur. Öyle se soupe dit ceci, le chapitre chercheci. Öyle konuşuyorum. Hep böyle, öyle sisi bile içelim. Ama bir gün gittim, bir baktım her taraf Fermi yazıyor, Fermi. Ama Arapça Fermi, Fermi Tlami. Ula dedim ne bu? Yekayikal, Fermi kapalı. Her taraf kapalı, benzin bitti. Bütün diller yani biliyorsunuz. Kışı Arabi. Ana Arabi, Türkiye, Almanya. Eş, ebitirdi bil kış. Maşallah, evet. Maşallah var, maşallah var. Hep beraber mi Fransa'dasınız? Yok, biz buradayız. Biz buradayız. Misafir değil. Allah'ın misafirleri. Helal olsun. Ne güzel bak. Bizim meşhur kebabımız. Meşhur humusumuz. Bu Abu Gannuç. Ya ruhel Abu Gannuç. Bu zeytun. Tahmini zeytun. Bu taşini batata. Antakya'nın her şeyi güzel efendim. Hatayı bize. Buranın her şeyi. Özelliği nedir? Güzel değil mi burası? Çok güzel, çok güzel. Her zaman yemekler güzel, su güzel, hava güzel. Yani Paris'e geldiniz, buraya mı geliriz? Buralara geliriz, evet. Hidro'ya çok geliriz. Şarlı, evet. Şarlı sular akıyor bazen. Bak, bak, değil mi? Evet. Burada hayat güzel. Harbi ismi yakayım bu. Harbi. Harbi, tabii tabii. Vallahi. Eyvallah. Allah'ın sevgiyi. Allah'ın sevgiyi. Sen şükür nasıl, ettim. Ne diyorsun burası için? Çok güzel, harika bir yer. Burada olduğumuza göre demek çok beğenerek gelmişiz. Ne kazıyorum valla. Aynen, katılıyorum yani, çok güzel. Çocuk var mı? Var. Kaç tane? İki tane. Allah bağışlasın. Üç tane. Üç tane. Sizin? Dört tane. İnşallah. Arvan. Az daha diyecektim, bu güzel yerlerimiz evliler yani. Yani Allah işareteyim, Allah mutlu etsinler. Var. Kalkamse sütte sabah. Neynu teletin, hamse sitte sabah. Ulak neynu teletin, anaya babaya yarın doyulmaz. Onlar olmayınca dünyalar olmaz. Mısır? Abisi, abisi. Evet. Doğru. Çek, hadi çek bakayım. Evet. Herete her cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, evet. Salı, çarşamba. Herete de efendim. Ben anneyi buldum vallahi, ne güzel kafama göre aslan anne. Nasılsın? Ver şu elini öpeyim. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Allah Allah. Allah. Anneler olmasa zaten hiçbirimiz olmaz. Şöyle geç. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bak iyi, sağ olasın. Anneye bakıyorsunuz değil mi? Bakıyoruz tabii. Senin mi? Yok. Anneanne. Benim anneanne. Olsun iş, annemiz ya.
Benim güzel meleğimsin, benim canım ciğerimsin, benim dünyam cennetimsin. Anne, anne, babam öldü, yalnız kaldım, gizli gizli hep ağladım, ben kahroldum. Anne, içi kan ağlar kim bile. Anneler güler. Altın özünde, altın özünüsünüz siz galiba. He? Evet. Hayır, ben Hataylıyım. Hatay. İskender. Evet. Yunus evet. Bülbül. Evet, Hataylı olduğumu için tanıdım. Tabii ki tanımadım. Sana uzun ömürler versin. Sizlere. Kaç torun var? Kaç? Kaçtı? 5 tane torunum var. Çocuk. 4 tane çocuğum var, 5 tane torunum var. Hayır. Dördü de 4 tane çocuğum var, 4'ü de doktor. Maşallah. 3 tanesi profesör. Oh, ne güzel. Ha, bak bu da profesör işte. Oh, ne bu güzel. Da damat. Torunun eşi. Aslan Hanım, ne yedin sen şimdi burada? Biz geldik, bunlar İstanbul'dan gezmeye geldiler yanıma. Evet. Ha, bayramı yapacaklar, tekrar gidecekler. Ne yedin diyor anne? Ne yedin? Kebap yedik, homus yedik, cevizli biber yedik. Hepsi Hatay yemekleri. Hatay, hepsi Hatay yemekleri. Nasıl buranın? Bizim Hatay'ın yemeği başkasına gelse. Bu mekan nasıl? Bu mekan da çok güzel, her zaman buraya geliyoruz. Bir de 40 yılı geliyoruz. Evet, 40 yılı da geçti belki biz Harbiye'ye. Yemeğe geliriz, 40 yıllıdır. Bunlar daha çocuktu, çok küçüklerdi. Harbiye'ye yemeğe geliriz. Hep buraya değil mi? Evet. Allah uzun ömürler versin, tamam, sevgiler, mutluluklar versin. Siz ne diyorsunuz efendim bu güzel mekan için? Vallahi çok güzel, çok beğendik. Ben bir kere bir 20 yıl önce falan herhalde çocukken gelmiştim. Ya ne güzel. Bu işte ikinci gelişim. Yıkılmayan yer burası ve daha da güzelleşiyor. Evet. Etrafı sularla dolu, Harbiye ne güzel. Vallahi çok güzel, ördekler var, kediler var. Güzel bir yer yani, anne, yemekler lezzetli. Var, anneler var. Peki afiyet bal şeker olsun. Teşekkürler. Sen ne diyorsun? Sayın doktor. Sağlık diyorum. Vallahi İstanbul'da ne durduyorsunuz abi? Maltepe. Maltepe. Uzak. Şey pardon. Anadolu yakası. Anadolu yakasında. Maltepe de güzel abi. Güzel de kendi memleketimiz gibi bir yer yok. Tamam. Vatan, yurt, ana yurdu. Nerede doyuyorsun değil mi? Öyle. Karnımız nerede doyuyorsa. Biliyorsun değil mi? Çocukluğumdan beri geldiğim yer. Kaç çocuk var? Bir kızım var. Sen ne diyorsun bu işe, nasıl? Ben ilk defa geliyorum. Çok sevdim. Yemekler çok güzeldi. Buradaki su, hayvanlar, ördekler çok hoşuma gitti. Park da çok güzel. Çok hoşumuza gitti bura. Umarım bir daha gelmeyi nasip eder. Ne güzel. Sen de İstanbul'dan geliyorsun. Ben de İstanbul'dan geliyorum. Neyimiz oluyor? Damat. Damat. İstanbullu musun? İstanbulluyum. Aslen Urfalıyım. Baba tarafı Urfalı ama... Urfalıysan ağamsan paşamsan diyor. Urfalıyım. Senden Urfalıyım. Zelden gönlüm geçmez güzelden. Gönlüm geçmez güzelden. Vay! Hataylı gelin. Değil mi? Ya tabii. Hataylı gelini kaptın ama. Ha, kaptım vallahi. 10 numara yemek yapıyor. Tabii ki. Evet, çek resmimizi. Çektin mi? Anneyle de. Evet efendim, mutluluklar, sevgiler. El sallayın, hatıra kalsın bari. Hepsi de egoist, önce kendisi. Erkekler, erkekler, aşı erkekler. Kimisi kahvede, kimi maçlarda. Kimisi meyhane, kimi barlarda. Karısı, çocuğu gelmez aklına. Erkekler, erkekler, aşı erkekler. Efendim ne güzel, çocuklarımız için böyle oyun sahaları açmaları insanı mutlu ediyor. Çünkü aileler yemek yerken burada çocuklar oynuyor değil mi? Atla bakayım, gir buna bakayım. Hadi gir bakayım. Merhaba. Merhaba efendim. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Ne güzel bir yer değil mi burası? Tabii tabii. Evet. Her zaman geliyor musunuz buraya efendim? Evet, bizim müessese. Vallahi ne güzel. Evet. Bak çocuklar eğleniyor. Evet. Ya çocuklar. Evet. Sağ olsun Meziyeti Baba, Yunus Baba güzel olaylar düşünmüşler bu çocuklar için. Herkes mutlu bir şekilde yemeğini yerken onlar da burada oynuyorlar. Oynuyorlar. Vallahi. Severler evden kovarlar. Erkekler, erkekler, ah şu erkekler. Ah
Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Allah selamet, sağ olasınız. Velak ve işim, elhamdülillah. Maşallah. Nasıl gidiyor? Vallahi Allah'a şükür. Burada mezeler kim yapıyor? Biz yapıyoruz. Burada iki kişi var. Evet. Ha, sen meze ustasın. Evet efendim, buyurunuz. Kişilerinize razı. Bu bildiğimiz... Sırayla mı? Ha, sırayla. Sırayla. Hummus. Eyvah. Soslu patlıcan. Tarator. Cevizli biber. Süzme yoğurt. Patlıcan salata. Habaganduç. Evet. Buraya biber yoğurtlama. Evet, biber yoğurtlama. Zeytin salatası. Patlıcan yoğurtlama. Zengin. Kekik. Zengin o fakir. Fakir. كيكيك يا زعتر زعتر نعم ايوه هلا باسطنبول تعلموا تعلم ما بيقولوا كيكيك عم بيقولوا زعتر زعتر بره من دين زعتر ابدا من buradan giden زعترا كيكيك demiyorlar ismiyle söylüyorlar زعتر 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 evet İstanbul'a alıştı yani زعتر İstanbul alıştı evet Ne yapıyorsun burada çalışırken mesela kan işin? Vallahi ana mesela amişte gelir. Amişte gelir bazen konuşuyoruz, tartışıyoruz, şarkı söylüyoruz. Evet efendim bu da radyolarımız vardı gitti şimdi kırıldı gitti. Boyuna şarkı türkü söylüyoruz. Bir söyle ben. Vallahi ben şimdi söylemesem. Allah Allah. Hayır. Yani وعلى موليتك وطاش موليا جزر حديد كسر من دوس الليا ونظر رأس الجبل وشوف للميدون واربع لدي الهمر وأحلى قعدتهم وما تصير العشر ولا صير كنيتهم والبس هدوم العروس وحنيت ايها والعين وليتك واتناش مولايا كسر حديد الكسر من دوس الليا 40 سنة صرنا هون محمد مزيان كيفك انه هو بينه وبينه كويس Kaç sene oldu burada? Ben açıldığından beri bugüne kadar buradayım. Fakat ben yurt dışına çıktım. Maşallah. Birkaç sene tekrar şimdi 17 yıldır buradayım. Maşallah. Ha, gittin geldin. Gittim. Arabistan'a mı gittin? Arabistan'a gittim. Ben tahmin ettim bak. Bırakmam seni. Mevcut abi. Evet. Çok usta gidiyor buradan. Evet. Çok gidiyor. Ammi Yunus Aram nasıl balık? O ne Yunus? Ammi Yunus çok iyidir. Maşallah. Baba gibi adam. Valla çok yemek yiyorum. Ama. Evet. Bir de ammi meziyet meyit. Mezzet az az yiyorum. Bak senin meziyet abi yemek. Mezzet yavaş yavaş. Yok bu güzel. Hakikaten ya Yunus. Yunus Bey biraz kilo almış. Kilo almış. Kilo almış. Vallahi iyi değil. Hey. Çekmeye gidiyor. Yapma ya. Bir de git abi. Reisme. Fazla ne olacak? Reisme Allah. Vallahi. Allah Allah. Zaten maşallah. Bana bir... Zaten bana bozuk attı. İyi. Hey. İyi hadi elinize sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Allah'a yapayım. Hatay yolcuları bütün hızıyla devam ediyor. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Ben mübah etmiyorum. Eğer künefe yiyeceksen Antakya'da Harbiye'de yiyeceksin. Hidro'da. Evet. Hidro'da yiyeceksin, doğru. Bir de Harbiye'de yani tabii ki. Doğru. Hidro çünkü eski bir müessese, en güzelini yapar. En güzeli fazla, bak dikkat ediyorum, şey sürmüyorsun galiba. Yok. Ya değil. Hayır. Salça. Salça değil abi, ne diyorlar ona? Pekmez mi? Pekmez. Öyle bir şey yok. Yok değil mi? Kullanmıyoruz bunu. Kesinlikle. İşte bu orijinal künefe budur. Pekmez sürülmeyen künefe bu. Kesinlikle. Ama çoğu esnaf pekmez sürer kızarsın diye. Burada ben onu gördüm yani burada bir künefe. Burada böyle bir şey yok bak. Pekmez yok burada. Basılıyor aynen böyle bir şey. Evet. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Eline sağlık. Süper. Şimdi bu kaç kişilik? 3 mü?
5 kişi. O 5 kişilik ha tabii ya. 4 kişi. 4 bu. Bakle yemez fırında pişmez. Ya. Burada burada tabii. Burada künefe. Biliyorum abi. Biliyorum kömürün üstünde. Kömürün üstünde pişer. Tabii işte yani bir de şey yapıyorlar. Özelliği bu zaten. Pekmez sürüyorlar. Sürmez burada. Sırf kızarsın diye. Burada sürmezler. İşte, orijinal mı ya? Orijinal. Abi o yok. Tereyağdan. Çünkü tadını değiştirir. Tereyağı. İçindeki şeyle, evet, peynirle. Peynir. Peynir. Peyniri de bu. Evet, evet, evet. Tereyağı da o. Elinize sağlık. Çok olur. Güzel. Şiresi de yapmacık değil, şiresi de bizim imalatımız. Kendiniz şireyi de biz tabii yapıyoruz. Burada şirede glukoz değil yani. Bazen mesela yemek yiyorsun, ondan sonra tatlı yiyorsun, mide eşkime yapıyor. Yani burada yapıyor. İşte o neden biliyor musun? Burada hem tereyağından hem de glukozdan. Evet efendim. Tamam. Tabii, evet. Tabii şeker at, şeker pahalı diye mesela bazı yerler glukoz atıyorlar içine. Evet. Biz kendimiz yapıyoruz şireyi. Abi, yani hidro eğer 40 sene yaşarsa, evet. Bu demek ki yaptığı şeyle alakalı. Biz 40 yıldır burada hiçbir şekilde kaliteden bir ödün şey vermedik. Hep kalite, hep abi, kalite zaten düşündüm. Öyle yaşarsın. Bir sürü dükkan açar kapatır ama hidro yaşar. Kapanmaz inşallah. Bak, bu çok güzel. Değerli. Hayır. Biz yaşadık. Çoğu yer kapatır ama hidro yaşar. Aynı söylüyorum. Yaşar. Bir şey diyeceğim. Bizim başkanımız İbrahim Bey değil mi? Evet, İbrahim. İsmi neydi? Belediye başkanı. Yaman. Sayın İbrahim Yaman başkanımıza çok teşekkür ederiz ki bizi buraya gönderdi. Bu evet. Güzel 40 yıllık güzel müesseseyi çekme imkanını bize verdiği için teşekkürler başkanım. Başkanım. Biz de başkanımıza saygılarımızı sunuyoruz. Aynen. Sağ olsun. Sağ ol. Hatay yolcuları devam ediyor. Etsin. Devam etsin mi baba? Hatay yolcuları devam etsin. Etsin. Sıcak bir gülümseme zincir vurdu. Şunu söyleyeyim, Harbiye'nin çiğ köftesi, hele Hidro'nun çok farklı. Yani bir Urfa'nın, bir Antep'in veya Adıyaman'ın çiğ köftesi gibi değil. Ustacığım şimdi burada bu biber normal pul biber değil, değil mi? Baş biberi makinede çekiyorsunuz, çiğ köfteye katıyorsunuz. Ondan sonra burada neler var abi? Karabiber. Karabiber, kimyon, reyhan dediği efendim fesleğen çiçeği bu, reyhan. Etimiz dövülüyor galiba, evet, değil mi? Makinede çekilmiyor. Evet. Dövülmüş el. Bunu ne kadar? Daha önce ıslatıyorsun galiba bunu. 10 dakika. Islatıyorsun bunu. Soğuk suyla. Değil mi? Evet, soğuk suyla ıslatıyorum. Islatıyorsun. Evet, etini de katıyor. Bu arada onu da söyleyeyim. Harbiye'de, Hidro'da kesinlikle etle yapılır çiğ köfte. Şimdi gidiyorsun Adıyamanlılarından orada bir de etsiz çiğ köfte diye bir şey çıktı abi. Yani o bizde onu kısır derler. Patatesli değil. Var yoksa patates. Sade. Yani şey gibi. Nasıl anlatayım sana? Bulgur, maydanoz. Domates. Tabule yani. Yani şey gibi. Kısır gibi. Kısır gibi. Yani. Kısır gibi yapıyorlar çiğ köfteyi. Öyle değil. Yo bu çok farklı. Köfte. Bunu kenarına böyle koyarlar, ortaya da kıyma yaparlar. Değil mi usta? Evet. Orada sana. Tahmini de şu. Dur. Bir de şunu söyleyeyim. Başka yerde, başka şehirlerde bol bol şey koyarlar böyle. Karıştırırlar. Soğan, bilmem ne. Tahmin çıktı tahmin. Kısır gibi. Ver abi madem oldu o. Bir de ben alayım ben. Kısır abiye de ver. Eyvallah. Bu var bizim, bu bizim masaya gidiyor. Eyvallah. Etini koyalım mı? Etini de koy. Bir anda hazırlanmış kıyma. Süper. Allah Allah. Bir de maydanoz atarlar galiba biraz üstüne. Değil mi? Bir de maydanoz koy üstüne böyle. Yahut da yağ koy. Ne bu, yağ mı? Zeytinyağı. Zeytinyağı. Tamam.
Allah Allah. Efendim afiyetle bunu yiyeceğiz. Öpmek geldi içimden. Tatlı şirin dilini, saçlarının telini, o incecik belini. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? Çok teşekkür ederim. Kibarlar. İyiyim abi. Elhamdülillah. Değil mi? Evet. Hidro, zaten ben biliyorum Hidro'nun ne olduğunu da. Evet. Ben yine senden duymak istiyorum. 40 yıl nasıl geçti abi? Vallahi 40 yıl çok iyi geçti abi. İyi geçti. İyi, kötü da geçti de. Yani, ama yaşlandık abi ya. Ya olsun, öyle oluyor. Ben şimdi ben de 38 senedir... Burası yaşlattı bizi. Öyle oluyor maalesef. Ben 38 senedir sanat işiyle uğraşıyorum. 38 sene nasıl geçti bilmedim. Ben de bilmiyorum. Banu Alkan'la film çekmiştik biliyorsun, evet, değil mi? Evet. Burada dolaşıp duruyorduk, burada bayağı çalıştık. Banu Alkan, Oya Aydoğan, Cüneyt Arkın, İbrahim Tatlıses, Türkan Şoray, Cihan Önal. Bunlar hepsi geldi. Hepsi geldi, evet efendim. Ya, tabii çünkü dedim ya, Hidro ismi ağır bir yani... Tabii Hidro bambaşka, Hidro öyle, bambaşka. Sıradan 3 günlük, 5 günlük bir restoran değil. İşte ben onun için sordum sana. Bu 40 yıl nasıl geçti? Neler gördün? Neler gitti? Ya her şeyi gördük burada. Her şeyi öğrendik. Ben zaten geldi buraya. Zaten benim tahsilim ilkokul. Olsun ben de. Evet, ilkokul. Ben abi peki şey ortaokula gidemedim maalesef. İbrahim geldi. İbrahim Tatlıses geldi mesela. Evet, İbrahim Tatlıses geldi. Bu çiğ köfteden yedi mi? Yedi tabii ki, yemiştir. Çünkü ama onlar şey işte dedim ya, isot, tutturmuşlar bir isot. Yani, isot dediğin pul biber. Çiğ köfte. Pul biberden yapıyorlar. Çiğ köfte, buranın yani Hatay'ın çiğ köftesi böyledir bu. Böyledir abi. Böyledir. Böyledir ve böyledir. Ama bunu Hidro diyeceksin. Yani. Evet efendim. Değil mi? Tabii ki. Hidro'dan başka bir yerde. Ben de diyorum ya, Hamyunus nerede göremiyorsun. Hamyunus yok piyasada. Hamyunus şöyle bir gitti. Buradan. Allah enneli. Hem Yunus buranın sahibi ekstra. Ortağım. Abi. Yunus Bey ortağım. Yıllardır. Ortak. Evet, yıllardır, 40 yıldır ortağız. Şahane vallahi. Çok helal olsun. Çok iyi. Yani onu severiz, onu sayarız. Nice 40 sene öre inşallah. İnşallah, inşallah. Yani inşallah burada hayatımızı sürdürürüz. İnşallah, inşallah. Allah yetiyor. Abi hiç orada fren yapma. Öyle yani yapma, durdun bak. Vallahi işte biraz tekliyoruz maalesef. Yok yapma. Maalesef. Maalesef tekliyoruz. Allah sana onu. Ya biz böyle müşteriler olduktan sonra müşteri biz sayacağız, seveceğiz, hizmetimizi vereceğiz. Tabii ki son noktaya kadar hizmetimizi vereceğiz. Evet. Efendim şimdi insanları çok seviyoruz. Mutlaka buranın müşterisi çok ağır bir de. Evet. Yani Hatay'ın seçkin ileri gelenleri, seçkin insanları. Görüyorsun bak tavuk. Evet, bu işte Harbiye'nin, Hidro'nun tavuğu bu. Hidro dediğin zaman, dediğim gibi yani bir marka burası. Şimdi Harbiye'de bir sürü iş yeri var. Mutlaka abim de şey diyecek yani, onlar bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi işimizi yapıyoruz. Diye. Elbette yani biz hiçbir zaman burada şeyle, fiyatla, kaliteyle çok uğraştım. Kaliteden hiçbir zaman hiçbir şekilde tabii ödün vermedim. Ödün vermediğin için 40 yıldır buradasın yani. Öyledir. De dediğim gibi yani kalite. Burası hem kalite hem de oturmuş bir müessese. Garsonuyla, komisiyle, ustasıyla, onun için hani bir laf vardır ya. Sene daha gider. Sırtı minlere yapışmayan pehlivan gibi burası. Teşekkür ediyorum abi. Sağ olasın. Peki. Evet efendim. Sizi seviyoruz. Mezzet abimizin, babamızın mekanını Allah uzun ömürler versin çok ona. Teşekkür ederim. Herkes biliyor burayı, 40 yıllık mekan. Biz de biliyoruz, küçüklükten beri geldiğimiz mekanla gelmiş. Gerçekten öyle. Sevgiler, mutluluklar. Hatay yolcuları devam etsin. Haydi. Sağ ol baba. Bak yüreğim sevgi dolu. Bak yüreğim sevgi dolu. Allah sana melek yüzlüm.
Allah sana melek yüzlüm. Hatay Harbiye'de misafirlerini baş tacı yapan Tarbuş Otel ve Restoran Hatay yolcularını sundu. Şak yapsa sol salla, kız oyna gel ortada. Takma bir şeyi kafana. Kız hem oyna hem salla. Şak şak yapsa sol salla, kız oyna gel ortada. Takma bir şeyi kafana. Kız hem oyna hem salla. Salla boş boş konuşanı, salla gülü ağlatanı. Salla boş boş konuşanı, salla gülü ağlatanı, salla salla bu dünyayı, şak şak yapsa sol.